Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün İnegöl köfte tarifini sizlere vereceğiz. Öncelikle hangi malzemeleri kullanacağız? İsterseniz onları söyleyelim. Kuru soğan, yarım kilo kıyma, karbonat ve limon. Öncelikle soğanımızı bu şekilde dilimlere ayırıyoruz. Rendemizin içine doğruyoruz. Rondomuzda soğanı iyice kıyıyoruz. Daha ince hale de getirebiliriz bunu. Biraz daha yapalım. Köftenin içerisinde hissedilmeyecek kadar incelikli olmasını sağlıyor. Kıymayı bir süreliğine malzemelere katmadan önce yoğuruyoruz. Kıymamızın kıvamı gelene kadar iyice yoğuruyoruz. Daha önceden rondodan geçirdiğimiz soğanları kıymamızın içerisine boşaltıyoruz. Bir sürede kıymamızı soğanla beraber yoğuruyoruz. Evet, şimdi İnegöl köftede en önemli püf noktasına geldik. İnegöl köfteye kıvamını veren karbonattır. Her yarım kilo için 2 çay kaşığı kadar karbonat kullanabiliriz. Şöyle silme tabi üzerinden. Üzerine ekeliyoruz bu şekilde. Dediğim gibi en önemli püf noktası İnegöl köftenin üzerine atılan karbonattır. Karbonat attıktan sonra, yoğurduktan sonra bir süre beklettiğimiz zaman köftenin şişmesini sağlayacak ve daha sonra ağzımızdaki o kıvamlı, lezzetli tadı esas olarak ortaya çıkmasını sağlayacak olan maddedir karbonat. Evet, üzerine de birkaç damla limon sıkabilirsiniz. Karbonatın bulunduğu noktalara özellikle. Bu limon çok fazla sıkmayın. Karbonatın çözünmesini kolaylaştıracaktır. Daha kıvamlı olmasına yardımcı olacaktır. Limon olmasa da olur ama bu sefer biz limonu da tercih ettik. Evet, karbonatı da attıktan sonra kıymamızı iyice yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, en son tuzumuzu da atmayı unutmayalım. Evet, kıymayı bu şekilde yoğurduktan sonra belli bir kalınlığa getirip tepsinin üzerine serdiğimiz sıçreç filmin üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra daha ince olacak şekilde iyice yayvanlaştırıyoruz. Evet, kıymamızı bu şekilde iyice yayvanlaştırdık. Şimdi bundan sonra streç filmle üzerini kapatacağız. Evet, streç filmle üzerini iyice kapatıyoruz bu şekilde. 3 saat kadar dinlendirmeye alıyoruz. Bu arada İnegöl köftemize şekil vermek için
bıçağımızın keskin olmayan arka tarafıyla şu şekilde bastırarak şekil oluşmasını sağlayacağız. İstediğiniz şekil verebilirsiniz. Biz dikdörtgen yapmayı tercih edeceğiz. Orijinal İnegöl köfte görüntüsünde olabilsin diye. Evet, bu şekilde şekil almasını sağladık. Genel anlamda dikdörtgen olarak. Bu biraz da kabaracak. Harika bir görünüme kavuşacak. Evet, 3 saat beklettiğimiz İnegöl köftemiz hazır. Şimdi streç filmi açıyoruz. Gördüğünüz gibi parça parça, kare kare, dikdörtgen dikdörtgen ayrılmış durumda. Bunları tek tek ızgaranın, biz ızgarada yapmayı tercih edeceğiz. Izgaranın üzerine yerleştireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi köftelerimizi dizdik. Bu şekilde kapatıyoruz. Birazdan mangalımıza koyacağız. Evet, İnegöl köftemizi mangala koyuyoruz ve pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi, kanalımızı beğenmeyi, videolarımıza like atmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın.